Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Dünya Savaşı için şunları dile getirdi. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin 3. Dünya Savaşı için şunları dile getirdi. Bunun tam ölçekli 3. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzakta olacağı herkes için açık. Sanırım neredeyse hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Rusya'ya karşı en büyük tehdit olarak görülen NATO, 10 Temmuz 2024'te Amerika'da toplanarak Türkiye dahil tüm NATO ülkelerini bir araya getirdi. (Gülüyor) 11 Temmuz 2024'te NATO'ya üye tüm ülkeler dünya geneline bir mesaj verdi. NATO bildirgesi yayınlayarak 3. Dünya Savaşı ilanı gibi bir imada bulundu. 500 bin askerin tetikte olduğunu, ayrıca doğudaki askerlerin savaşa hazır olduğunu belirtti. Ülkemizde 3. Dünya Savaşı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Dünya Savaşı riskine dair uyarıda bulundu ve ardından şu ifadeleri kullandı. Bence dünya bu senaryoya ciddi almalı, bu tehdidi ciddi almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. Yani bu bir bu yapının bir de Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili bir şeyi var, sorunsalı var. Şimdi bu iki savaş, ondan sonra dünyada olan ekonomik rekabet. Ekonomik rekabetin şimdi birdenbire yapay zekanın beklenmedik şekilde atağa kalkmasıyla teknolojik üstünlük kimde olacak sorusunu çok daha erkene çekmesi. Eski MİT Müsteşarı ve şu anki Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'ın 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan hemen sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ulusal ve uluslararası güvenliğimizin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın dikkat çektiği konu başlığı da 3. Dünya Savaşı riski hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3. Dünya Savaşı'na dikkat çekmişti. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın ne diyeceği merakla bekleniyordu. Bakanlık kaynakları yaptığı açıklamada şöyle bakacak olursak, ordumuzun her türlü senaryoya, savaş senaryosuna hazır olduğunu vurguladı. Rotamızı bu sefer Amerika'ya çevirelim. Amerika eski devlet başkanı Trump 3. Dünya Savaşı hakkında şunları dile getirdi. Bu savaşlar bu adamla birlikte sona ermeyecek. Bizi 3. Dünya Savaşı'na götürecek ve 3. Dünya Savaşı çok yakın. 3. Dünya Savaşı'na çok yakınız ve bizi o götürüyor. Amerika Devlet Başkanı Biden ise 3. Dünya Savaşı hakkında konuştu ve bu sözleri sarf etti. Bizde iki seçenek var. Ya 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa, yani fiziksel bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz. Yukarıdaki tarih 27 Şubat 2022. Bu tarihe gözünüz aldanmasın. Ne de olsa NATO zirvesindeki ortak karar 10 Temmuz 2024'te yapıldı. Bu sefer ise rotamızı Avrupa'ya çevirelim. Sırbistan Devlet Başkanı Vučić ise 3. Dünya Savaşı hakkında konuştu ve sözleri dünyada yayıldı ve tepki çekti. Büyük güçler bir şey yapmazsa Ukrayna'da olup bitenlerin acı sonunu göreceğiz. Kısa bir süre sonra eminim ki gerçek bir felaket göreceğiz. Vučić olası savaşa hazırlık amacıyla ülkedeki un, yağ ve şeker stoklarını kontrol ettiklerini söyledi. Almanya 16 yaşından büyük herkesi askere çağırdı ve savunma sanayiye önem verdi. Fransa ise kendini savaş ekonomisine geçtiğini duyurdu. Aynı şekilde İngiltere de savaş ekonomisine geçtiğini duyurdu. Peki savaş ekonomisi nedir? Büyük miktarda paraların savunma sanayiye, askeriye harcanması demektir. Polonya ise Avrupa'nın en güçlü kara kuvvetlerini oluşturmak istiyor. Ve geçelim şimdi 3. Dünya Savaşı senaryolarına. Nerede ve nasıl başlar sorusuna cevap arayalım.
Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna son 2 yıldır savaş halindeler. Ukrayna'nın doğusundaki bu çatışma hem Rusya hem Ukrayna'ya zarar veriyor. 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının birinci senaryosu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılması. Polonya'nın F-16 savaş uçaklarını kaldırarak Rus birliklerini veya topraklarının vurması bekleniyor. Bu durumda Rusya boş durmayacak. F-16 savaş uçaklarını hedef alıp vuracak. Bu da çatışmanın daha çok büyümesine yol açabilir. Batı-Rusya çatışması başlayabilir. Şayet başlarsa, Polonya NATO üyesi olduğundan dolayı NATO-Rusya çatışması başlayabilir. Bu da 3. Dünya Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması için ikinci senaryo ise Çin-Tayvan gerilimi. Gün geçtikçe artan bu gerilimde Çin Tayvan'ı kuşatıyor. Sürekli tatbikatlar düzenleyerek Tayvan'a yönelik vurduğu animasyonlarla gerilimi arttırıyor. Tayvan Çin'indir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda söyleyeceği bir şey yok. Gerilimin sebebi Tayvanlı yetkililerin bağımsızlık arayışı. Tayvan Çin'den bağımsız bir devlet olmak istiyor ve buna en çok destek veren ise Amerika. Hindistan-Pakistan gerilimi ve İsrail-İran gerilimi. Gelelim 3. Dünya Savaşı'nın son senaryosuna. İsrail-Filistin Savaşı'nın yayılması. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, topyekun bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ciddi şekilde mağlup edilecek ifadelerini kullandı. Katil İsrail'in bu sefer size gözünü Lübnan'a dikmesi. Lübnan ile savaşarak Lübnan'ı işgal etmek istiyor. Suriye ve Irak durumlarını orada olup biten neredeyse herkes biliyordur. Onları es geçiyorum. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Türkiye'nin de İHA desteğini alarak Ermenistan ile yapılan Karabağ Savaşı'nı Azerbaycan kazandı. 3. Dünya Savaşı'nda şüphe yoktur ki Azerbaycan ve Türkiye aynı safta olacaktır. 3. Dünya Savaşı başladığında Türkiye kimin yanında, hangi safta olacak? Gelin buna beraber bakalım. Eğer Ukrayna ve Rusya arasında bir çatışma 3. Dünya Savaşı'na yol açarsa Türkiye büyük olasılıkla NATO'nun yanında yer alacak ve Ruslara karşı olacaktır. İsrail-Gazze çatışması yayılırsa ve bu 3. Dünya Savaşı'na yol açarsa Türkiye Filistin'in yanında yer alacaktır. Bu durumda Türkiye NATO'nun yanında olmayabilir ve Ruslarla birlikte hareket edebilir. Türkiye'nin bu politikaları çok zekice ve akıllıca olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2024. NATO zirvesinde Türkiye'nin NATO'ya tehdit oluşturan Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak istediğini belirtti. Türkiye'nin dış politikasının çok yönlü ve stratejik olduğunu unutmamak gerekir. Bu durum kurnazca ve akıllıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri NATO zirvesinde Türkiye'nin NATO'ya karşı bir duruş sergilediği şeklinde algılanabilir. Ben tabii Şangay İşbirliği'ne gözlemci üye olarak değil, bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Zaten şu anda gözlemciyiz. Onu aşarak Türkiye artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. Ülkemizin üye olmak istediği NATO'ya tehdit oluşturan Şangay'da hangi ülkeler var? İlk başta Kazakistan üyedir, Rusya da üyedir. Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve son olarak Çin. Bu 5 daimi üyeden oluşur. İnşallah büyük savaşları yaşamayız. Diğer videolarda görüşmek üzere.